Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allahümme senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Hepsinin duası, istiğfarı üstümüze olsun. Amin. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse İnsanlar suresini okuyacağım. Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'de en son kapak suresi yaptığı. Ne sure? Surenin ismi ne? Nas suresi. Nas. Meali ne? İnsanlar. Her şeyi anlatıyor, anlatıyor. Ahiretten bahsediyor, hesaptan bahsediyor. Cinlerden, meleklerden, hayvanlardan bahsediyor. En son kimle kapatıyor Allah? İnsanlarla kapatıyor. Allah'ın yarattığı en yüce varlık. Eşref-i mahlukat, yine Kur'an içinde geçen bir deyimdir. Mahlukat içindeki en şereflisi. İnsan. Bu akşam insanı konuşacağız. Savunma, korunma surelerinin ikincisi Nas suresini konuşacağız ve inşallah kapatacağız. Önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse mektubat okumak istiyorum. Haftalardan beri mektubat okumadım imamdan. İnşallah İmam Rabbani'den bir mektup okuyacağız. O özlemimizi de böyle gideriz. Ondan sonra Kur'an tefsirini yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu millet Allah'ın kitabını başından sonuna kadar öğrenecek. Ben Müslümanım deyip yatmak da olmaz. Bu kitapta Besmele'den Nas'a kadar Allah bana ne dedi? Ne dedi? Önce meali, peşinden tefsiri. Bunu öğrenecek ki imanı kuvvetlensin, imanının nuru artsın. Mevla Teala Hazretleri hafızalamızı kuvvetlendirsin. Şu anlatılan ilimleri çok kolay bir şekilde hafızamıza ve hayatımıza monte etmeyi Allah bize nasip etsin. Amin. Bütün kardeşlerimi telefonlarını uçak moduna almasını tavsiye ediyorum. Hosteslik yaptırmayın bana burada. Zaten az sonra minibüs şoförlüğü yapacağım. Sıkışın sıkışın diyeceğim. Onu biliyorum. Hosteslik bari onu yapmayalım. Hosteslik yapmayalım yani. O bizim işimiz değil. Bu akşam en uzak yerden gelen kardeşimi öğrenmek istiyorum. En uzak nereden geldi? Nereden geldin dostum? Adana'dan geldin. Sen? Almanya bak. Adanalı kardeşim böyle diyor. Ben Adana'dan geldim hocam diyor lütfen. Arkadaki kardeş Almanya'dan gelmiş. Elhamdülillah Avrupa'dan her hafta gelenlerimiz var. Kardeşler sefa gelmişsiniz. Daha uzak var mı kardeşler? Amerika'dan falan gelen var mı? Trump'a selam göndereceğim o yüzden. Yok mu Amerika? Peki tamam. En uzak gelen Almanya'dan kardeşim var. Bu kardeşime özellikle bütün cemaatin duasını istiyorum. Yatsı namazından sonra. İlim meclisine en uzak mekandan gelen en çok sevap alan adamdır. Çünkü İslamiyet'te bütün mükafatlar çekilen çileyle orantılıdır. Kim ne kadar fazla çile çekerse sevap da o kadar fazla olur. Ya buraya şahin görünümlü Doğan arabayla gelen adamın alacağı sevapla Mercedes'e yaslanmış koltuğunda bile hani koltuk ısıtması var ya, yeni modellerde koltuk kliması var. Koltuk ısıtması değil bak. Mercedes'ine kurulmuş böyle koltuk klimasıyla gelen adam
bu adamın alacağı sevapla doğan gördüğünü şahinle gelen adamın alacağı sevap bir olmaz kardeşler, değil mi? Ne kadar çile o kadar mükafat. Allah-u Teala Hazretleri gelen bütün kardeşlerime misli misli fazla sevap, mükafat ve ilim versin. Amin. Amin ya mu'in. Hadi beraber bir Nas suresini okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Hepiniz sureyi biliyorsunuz zaten. Oturmaya gerek yok. Hadi kalkalım. Evlere gidelim kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Hakikaten çok duygulandım. Çok keyif verdi bana. Bütün kardeşlerle beraber sureyi okumak çok keyif verdi. Bir de Efendim Aleyhisselam'a bir salavat getirelim beraber. Şu manevi havayı dağıtmadan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Nebi ümmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız buyurdu. Nas suresi 6 ayettir. Geçen hafta Felak suresini okuduk. 5 ayetti. Bu sure 6 ayettir. Düğümlerin tamamını çözmeyi bu akşam öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Allah'ımız şöyle başlıyor. Kul, aynen Felak suresi gibi. Kul, de ki, e'udu, sığınırım, bi Rabbi, Rabbine sığınırım, ennas, insanların Rabbine sığınırım. Geçen hafta ne diyordu Allah? Bi Rabbil Felak, Felak, sabahın Rabbine sığın. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. İdi. Bu hafta Allah'ımız dua etmesini öğretirken peygamberine ne diyor? Sen de ki insanların Rabbine sığınırım. Allah bir yerde sabahı, yarattığı bir sabahı, güneşin doğuşunu anlatıyor. Bize kudretinin büyüklüğünü gösteriyor. Sonraki surede insanların tamamını yaratanın, insanların tamamını terbiye edenin, kontrol edenin, rızıklandıranın, yaşatanın, akıllarını düşündürenin, gözlerini gördürenin kendisi olduğunu bir kere daha hatırlatıyor bize. Rab ne demektir Rab? Terbiye eden, kontrol eden, nimetlendiren, devamlı gözetim altında tutan. Türkçemizde kullandığımız bir tabir var. Osmanlıca'da daha çok kullandık. Mürebbi, mürebbi, terbiyeci. Hocalara eskiden mürebbi derlerdi. Kadın hocalara mürebbiye derlerdi. Kadın terbiyeci, kızları terbiye ediyor. Mürebbiler de erkekleri terbiye ediyor. Kur'an, fıkıh, tefsir, hadis, siyer öğretiyor. Bunlara terbiyeci derler. Kökeni Rab'dan gelir. En büyük terbiyeci Allah Teala Hazretleri'dir. İnsanı en son yarattı. En evvel canlı olarak en evvel melekleri yarattı. Sonra cinni yarattı. Sonra hayvanları yarattı. Sonra cinnin soyundan şeytanı yarattı. En son kim yarattı? En son insanı yarattı. Az solistler sahneye en son çıkar kardeşler. Biraz da ego yapın. Problem yok. Biz az solistiz, insanız. Kur'an'ın deyimiyle yaratılmışların en şereflisiyiz. Ama Allah'ımız bizi en şerefli olarak nitelendirirken bir de esfere safilinden de bahsediyor. En aşağılığı. En şereflisi, en aşağılığı. İkisi de insan. Nasıl oluyor? Yani bu döngü nasıl oluyor hocam? Anamızın karnından doğduğumuz anda eşref-i mahlukatız. Ama büyüyoruz, ediyoruz, yaşımız ilerliyor. Bazı yanlış seçimler yapıyoruz. Ondan sonra esfere safil oluyor. Aşağıların en aşağısı. Belhüm ve adal oluyoruz. Hayvandan da aşağı. Bir insan hayvandan da aşağı olur mu? Olur. Hayvandan da aşağı olur. Belhüm ve adal. Kur'an'ın bir deyimidir. İnsana kullanılan bir deyim. Eşref-i mahlukat olarak yaratıldın ama öyle kalmak zorundasın. Öyle durmak, o makamı korumak zorundasın. Nasıl koruyacaksın? Bu kitabı önce öğreneceksin. Anlayacaksın, idrak edeceksin. Sonra hayatına monte edeceksin.
Öyle kuru kuruya ben Müslümanım demek de olmaz. Yaşayacaksın bu kitabı. Bu kitap bir hikaye kitabı değil. Hem yaşamamız gereken standartları bize öğretiyor. Hem gelecekte başımıza gelecek olan hesabı, kitabı, cenneti, cehennemi, azapları ve nimetleri bize bildiriyor. Gelecekten haber de veriyor. Ve en önemlisi yaratıcın kim, sana onu tanıtıyor. İhlas suresi en önemli özellikleri verir Allah'ımız hakkında. Sonra Felak suresi korunmayı, sığınmayı öğretir. Sonra Nas suresi bize insanın en üstün yaratılmış olan varlık olduğunu bildirir. İşte Rab olan Allah, insanın tekamülü konusunda da her gün bir yaratış içindedir. Tekamülü, gelişimi konusunda hep bir yaratış içindedir. Mesela sen 10 yaşındaki kuvvetinle 30 yaşındaki kuvvetin bir değil. Değil mi kardeşim? 10 yaşındayken bir çocuktun. Gücün sınırlıydı. Zayıftın. 30 yaşına geldiğin zaman bütün kemik yapın, omuriliğin, omurgaların ve kasların tamamen yerine oturdu. Fiziki olarak bir adamın en kuvvetli olduğu yaş 33'tür. En güçlü olduğu yaş. Bu yüzden cennetteki yaşımız ne olacak? Allah nasip eder de gidersek 33. Hem erkekler hem kadınlar 33 yaşında olacaklar. Şimdi bu 10 yaşındayken taze bir çocuk, kemikleri tam oturmamış, kasları tam gelişmemiş, beyni tam gelişmemiş, dili, aklı tam gelişmemiş bir çocuk iken bu çocuğu 10 sene sonra 20 yaşında, 20 sene sonra 30 yaşında nasıl, kim, hangi kuvvet daha bir geliştiriyor, daha bir güçlendiriyor ve daha bir zeki ediyor? O her gün bir yaratış içindedir. Ayeti kerimesiyle anlatılan Allah yapıyor. Allah. Dolayısıyla devamlı surette hep bir yaratış peşinde. Her gün dünyada binlerce bebek doğmuyor mu? Dünyamızda her gün binlerce yeni bebek hayata geliyor ve sınava başlıyor. Bunlar kendi kendine mi oluyor? Bunların tamamını Allahü Teala Hazretleri ol diyor ve oluyor. Ol demezse babası ve anası ne kadar zengin olursa olsun doktor doktor gezer, trilyonlar harcar. Allah o çocuğu vermezse çocuk sahibi olamazlar. Bu Allah'ın yaratışıdır. Zeka gelişimi konusunda. Kişi sohbetlere gidiyor, ilim öğreniyor, kitap okuyor ve Allahü Teala Hazretleri devamlı surette bu kişinin zeka seviyesini geliştiriyor. Bu nereden oluyor? Yaratıcı yapıyor. Bak bu bir tekamül. Ölünceye kadar, son nefesine gidinceye kadar Allahü Teala seni devamlı geliştirmeye devam edecek. Sonra Yasin suresindeki deyimiyle biz onu tekrar çocukluğuna geri döndürürüz. Ayeti ortaya çıkacak. Çocuklukta başlıyoruz, büyüyoruz, kuvvetleniyoruz. Zekamız, hafızamız, fizik gücümüz zirveye çıkıyor. Ondan sonra tekrar çocuklaşma dönemi başlıyor. 33'ten sonra aşağı doğru iniş vardır. 33'e kadar zirveye çıkış, 33'ten sonra aşağı doğru iniş. Neye doğru? Çocukluğa doğru. 65 yaşında dedene diyorsun ki, ya dede sen bana dün bir söz vermiştin. Beni şuraya götürecektin. Hiç hatırlamıyorum evladım diyor. 2 saat önce sana verdiği sözü hatırlamıyor. Söylediği sözü hatırlamıyor. 1 saat önce sofrada yediği yemeği hatırlamıyor. Dede, çocuklaşmış dede. Kamburlaşıyor. Tıpkı bir çocuk gibi. Anasının karnındaki çocuk gibi kamburlaşıyor. Kemikleri zayıflıyor, kasları zayıflıyor. Akıl gücü gidiyor, göz gücü gidiyor, zayıflıyor, kulakları zayıflıyor. Bak bu da bir tekamüldür. İhtiyarlık bize ölümü hatırlatan, her şeyinle kendini Allah'a ver diyen bir nasihatçıdır. İhtiyarlık çok kötü bir şey değildir. İhtiyar olmadan ölen nice genç kendisini Allah'a vermeden gitmiştir. Çünkü zirvede kimseye ihtiyacım yok. İbadete, namaza, oruca, zekata ihtiyacım yok. Benim sohbetlere gitmeye ihtiyacım yok. Namaz da neymiş? Her şeyim var zaten. İstediğim anda çalışıyorum ve kazanıyorum. 3 tane arabam var, 2 tane yazlığım var. Kimseye ihtiyacım yok benim. Dedi, 35 yaşında Tay gibi delikanlı, Hollywood'un en büyük starı arabada arkadaşıyla yanarak öldü. Yanarak öldü. Milyonlarca dolar parası var bankada. Adam arabada yanarak öldü. 200 kilometre hızla ağaca bindiriyorlar, yanarak ölüyor işte. Bu adam yaşlılığı görseydi belki biraz daha araştırmaya fırsat bulabilirdi. Hak din hangisi? Ben neredeyim? Nasıl doğdum? Yaratılış gayem ne? Allah beni neden yarattı? Bu sualleri kendisine sorabilmesi için bazı işaretler olması lazım. Bu hastalıkları, bu musibetleri Allahü Teala niye bize veriyor? Çünkü hastalık musibet vermezse sen buranın asıl cennet olduğunu düşünürsün. Asıl yaşam burası, bütün nimetler burada. Bak hastalanmıyorum, yorulmuyorum. Başıma hiç sıkıntı, musibet gelmiyor. Her şey gülistanlık. Demek ki cennet bura. Ahirette cennet istemiyorum ben dersin. Bunu dememen için Allah sana devamlı surette
musibet ve sıkıntı veriyor. Hem günahlarını temizliyor, hem sana cenneti istemen için kamçı vuruyor, hatırlatıyor. Bak işte görüyorsun, iki gün yüzün gülüyor, üçüncü gün başına musibet geliyor, bela geliyor. Başka bir insan geliyor, senin arabana vuruyor. Sen bir pislik yapmıyorsun, başkası geliyor, sana musibet çıkartıyor. Bu dünya böyle bir şey. Bize devamlı surette Allah, kalbinizi tamamen buraya rahmetmeyin, buraya bağlamayın, gideceğiniz yer var diyor. Ahiret var diyor. Orayı istemen için burayı sevmemen lazım. Buraya aşık olan adamlar burayı bırakamıyor, kopamıyor. Yahudi'ye diyorlar ki, yaşın 105, ne zaman gideceksin? Bütün iç azalarımı değiştirdim, 150'ye kadar doktorla konuştum, bana garanti verdi diyor. 150'ye kadar. Yahudiler biliyorsunuz, her biri 1000 yıl yaşamak ister. Kur'an-ı Kerim'de Allah Yahudileri öyle anlatıyor. Her biri 1000 yıl yaşamak ister Yahudilerin. Dünyayı o kadar çok seviyorlar. O kadar yaşasan da ölmeyeceğim mi diyor Allah yine. Soru soruyor. Hadi diyelim ki 1000 sene yaşadın. Nuh Aleyhisselam kadar ben sana ömür verdim. Yine ölmeyeceğim mi? Ben sana hesap sormayacağım mı? Müslümanlara soykırım yapmanın hesabını ben sana sormayacağım mı? Param var, istediğime zulmederim. İstediğim gırtlağından ekmeği çeker alırım demenin hesabını ben sana sormayacağım mı? Faiz biz Yahudilere helaldir demenin ve Allah adına yalan söylemenin hesabını, fakirlerin kanını emmek bize helaldir demenin hesabını ben sana sormayacak mıyım ey Yahudi? O Yahudi liderine sordular. Kaç? Yaşam amacın kaç? 150 dedi. Anlaşmam var doktorla dedi. Sanki ömrü doktor veriyor. Budal. Oy budal. 103'te mi 104'te mi ne takla? Takla. Hem bütün azalarını değiştirmiş. Kanının tamamını değiştirmiş. Bakire kanı koymuş kanına. Bakire kanı. Daha canlı, canlıymış bakire kanı. Hesabında 150'ye kadar yaşaması garantisi varmış. Tak Allahu Teala aldı götürdü. Bütün bu kafada olmayasın diye, o Yahudi gibi Allah'a meydan okumayasın diye Allah sana musibetler veriyor, sınavlar veriyor, sana devamlı gitmeyi istemen gereken yeri hatırlatıyor. İşte o Rab, o Allah devamlı surette bizi geliştiriyor, bizi güçlendiriyor, bizi manen ve aklen geliştiriyor. Sen bu sohbetlere başlamadan önceki iman durumunla, 2 seneden beri sohbetimize gelen var, 5 seneden beri sohbetimize gelen var, 10 seneden beri bizim sohbetimize gelen kardeşler var. Şimdi bizimle tanışmadan önce, bu ilim meclisine gelmeden önceki iman seviyenle, şimdiki seviyeni bir tutabilir misin? Bizim meclisimize gelip ilim öğrenen, sadıkların, salihlerin meclisine gidip ilim öğrenen insanın imanı kurtarma seviyesi buradadır. Bizimleyken bizsiz. Benimle, bensiz. Benimle, bensiz. İmanı kurtarma seviyesi bu. Neden? Senin ne özelliğin var? Çünkü bunu anlatıyorsun. Bunu anlatıyorsan sen takip edilirsin. İnsanlar senden bir şey öğrenmek için gelirler, bir şeye bakarlar. Ücret istiyor musun? Ücret istemiyorsan, tıpkı peygamberler gibi, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Peygamberler gibi ben buna karşı bir ücret istemiyorum, benim ücretim ancak beni yaratana aittir diyorsan, Allah sana öyle bir tesir verir ki binlere, 100 binlere hitap edersin. Ve bu adamlar 1-2 sene sonra derler ki ben bu adamın meclisine gelmeden önce ki iman seviyemle şimdiki iman seviyem bir değil. Işık devamlı artıyor. Kalpteki nur devamlı artıyor. Fark ediyorum, bir şeyler fark ediyorum. Dersin. İşte bu ilimdir. Bu ilmin nurudur. Allahu Teala Hazretleri sadıklarla beraber bulunmayı bize hep nasip etsin. Amin. Ne zaman sadıklardan ayrılırsan, bil ki o zaman sadık olan, davasına sadık olan şeytanın yanında bulunursun. Bunun ortası yok. Ya sadıklarla olacaksın, sağcılarla, ya da solcularla, şeytancılarla. Ben sadıklarla olmam ama şeytanla da olmam diyemezsin. Zaten otomatikman kırmızı tarafa geçiyorsun. Şeytan boşluğu kabul etmez. Hemen yakalar, hemen kapar. Kurt, sürüden ayrılmış koyunla pes oynamaz. Hal hatır sormaz. Sürüden ayrılmış bir koyun geldiği anda gırtlağına yapışır. Kurdun işi budur. Şeytan da bunun gibidir. Ne zaman ki cemaatten ayrılırsan, İslam mı halkası boynundan çıkar. Ve bir bakarsın, zikirler bir gitmiş. Allah'ı zikreden kul zikri bırakmış. Bir bakarsın, namaz gitmiş. Ben namaz kılıyordum ya, bu hocanın sohbetlerine gidiyorken ben namaz kılıyordum ne güzel. Namaz gitmiş. Her sene zekatını en ince detayına kadar hesap eden sen, 2 yıldan beri zekat vermiyorsun. Hacı amca ne oldu? Ne oldu? Hocanın sohbetlerini ben internetten de seyrediyorum. Meclise gireceksin.
Mecliste bulunacaksın. Bak, internetten seyrediyorsun, iki seneden beri zekat vermiyorsun. Fakir fukarayı gözetmiyorsun iki seneden beri. Senin kardeşin bana şikayette bulunuyor. Ne oldu hocanın sohbeti? Sadıklarla beraber ol. O zaman sadık olursun. Kur'an boşuna mı söylüyor? Ve kunu me'as sadıkîn. Sadıklarla beraber olun. Kim bu sadıklar? Eğer dünyada kıyamete kadar sadık olmayacaksa Allah boş bir söz mü söyledi? Allah boş söz eder mi? Haşa ve kella. Bu Kur'an'da Allah boş bir kelam eder mi? Kıyamete kadar bu sadıklar bu dünyada olacak. Sen onların peşinde misin? Sen arıyor musun? Arayışta mısın? Yok. İnternet, evine internet bağlatırken 80 tarafta araştırma yapıyorsun. Hangisi daha ucuz, hangisi daha kaliteli, hangisi problem çıkartmıyor. 80 tane araştırma yapıyorsun. Bir hafta boyunca araştırıyor. Neymiş? Evine internet bağlatacak. Ebedi hayatını kurtarmak için gittiğin yol doğru mu, batıl yol mu? Hiç araştırıyor musun? Bu adamların amacı ne? Bu gittiğim ilim meclisinin amacı ne? Sohbet meclisinin amacı ne? Hakikaten sadece Allah için mi bu işi yapıyorlar, yoksa background'da, arka tarafta insanları sömürme niyeti var mı? Para istiyorlar mı? Ücret talep ediyorlar mı? Buna bakman lazım. Beni 14 asırlık İslam'a mı çağırıyorlar? Ehl-i sünnet vel cemaate mi çağırıyorlar? Yoksa yeni türetilmiş olan dinlere mi? Şiiliğe, Vehhabiliğe, Mealciliğe? Buna mı çağırıyorlar? Araştırman lazım. Bu internetten çok daha önemli bir konu. Evine internet bağlatmaktan ya da telefon bağlatmaktan çok daha önemli bir konu. Allah bizi saptırmasın, şaşırtmasın kardeşler. Amin. Allah'ımız devam etti. De ki, insanların Rabbine sığınırım. Melikin nas. İkinci ayet. İnsanların melikine sığınırım. Melik ne demektir? Hükümdar, sultan, padişah. Buna melik denir. İnsanları yöneten, akıllı varlıkları yönetene melik denir. Hayvanların meliki denmez. Hayvanların maliki denir. Malik sahip demektir. Fatiha'yı hatırlayın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Din gününün sahibi yani ahiret, hesap günü demektir. Malik tabirini kullanıyor Allah kendisi hakkında. Burada ne tabiri kullanıyor? Melikin nas, insanların hükümdarına sığınırım de. Yine insanlar, bakın. Rabbin nas, melikin nas, insanların hükümdarına sığınırım de. İnsanların hükümdarı Allah Teala Hazretleri'dir. Hükümdar kanunlar koyar. Allah'ımızın koyduğu kanunun ismine şeriat denir. Şeriat yani İslam, yani Kur'an. Müslümanların içinde herhangi bir tanesi derse ki ben Kur'an'ı kabul ediyorum ama şeriatı kabul etmiyorum. Ne demiş olur? Kur'an'ı kabul ediyorum ama bir kısmını kabul etmiyorum. Bize yediremezsin. Şeytana yedirirsin. Şeytan tamam der, bu benim adamım. Kur'an'ın bir kısmını reddettim, amacıma ulaştım. Kur'an'daki bir tek ayeti bile reddedenin hükmü nedir? Küfürdür. Ebedi ateşe gider. Ebedi ateşe. Hacı teyze iki defa hacca gitmiş. Ben bu zamanda başörtüsünün farz olduğuna inanmıyorum hocam. Yanlış mıyım hocam? Yanlış mıyım diyor. Hacı teyze bu akideyle 40 defa hacca gitsen, Allah Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünü farz kılmadı demiş olursun. Allah'a iftira ettiğin için ebedi olarak ateştesin. Hacı teyze. Sen ne dediğinin farkında mısın dedim. Hemen dedim bana kocanı çağır. Ses kaydı atmış Hacı teyze. Kocanı çağır, bu ses kaydını dinlettir. Bana durumu bildirsin. Hacı amca geldi, ses kaydı attı bana. Ben dedi bir seneden beri anlatıyorum hocam. Kocasıyım, beraber aynı yatağa giriyoruz diye benim sözümü dinlemiyor. Ama sen hocasın, biraz nasihat et. Bu kadın Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Dinlemiş sapık hocaları. Bu zamanda başörtüsü farz değildir diye. Kur'an'ın bir kısmı bu zaman için geçersizdir demiş oluyor. Melikin nas, insanların melikine, insanların hükümdarına. Hükümdar kural koyar, kanun koyar. Dünya hükümdarlarının koyduğu kanunlardan bazılarına uymayabilirsin. Mesela bu ülkede içki içmek saat 10'a kadar serbest mi? Bakkala gidip ya da içki satan yerlere gidip içki alabiliyor musun? Bak kanunda serbestlik maddesi var. Bu melik, ülkenin meliki tamam serbest diyor. Yıllardan beri böyle. Peki kainatın melikinin kanunlarında serbest mi?
Allah şeytanın işidir diyor. Bunlar şeytanın pis amellerindendir. İçki, kumar, falokları ve zina. Şeytanın işi pislik bir ameldir. Pislik. Allah ricz diye hitap ediyor. Pislik. Allah'ın kanununda en büyük melikte haram olduğu için biz bir alttaki meliki dinlemiyoruz. İstediği kadar kanunlarda serbest bıraksın. Biz dinlemiyoruz. Bize göre serbest değil. Biz Maliki Yevmiddin, din gününün hakimi olan melike tabi olduğumuz için bizim için bu içki haramdır. Bizim kanun koyucumuz Allah'tır. Bizi ülkemizin lideri olan melikler, liderler yaratmadı. Bizi sadece bir ol demeyle Allah yarattı. Dolayısıyla bizim için en büyük emir verici, en büyük melik Allah Teala'dır. Herhangi bir emirde devletin hükmüyle, bulunduğun ülkenin ya da beldenin hükmüyle, emriyle Allah'ın emri çakıştığı zaman kimin emrini dinleyeceksin? Allah'ın emrini dinleyeceksin. Hayır, bu konuda devletimiz yanlış karar vermiştir. İnsan yapımı yeni bir kanun getirmiştir. Hatalıdır, arızalıdır. Allah'ımızın kanunu da budur. Allah'ımızın kanunları yama götürmez, yamalanmaz. İnsanların kanunları hep yamalanır, yamalanmak zorundadır. Zamanın değişmesiyle beraber hep yanlış olur. Arıza verir, patlak verir. Yamalanmak, kaldırılmak ve yeni kanun getirilmek zorundadır. Allah'ın kanunları ise kıyamete kadar geçerlidir, yamalanmaz. Dolayısıyla insanı yaratan Allah, insan için en iyi olanabileceğinden dolayı bizim melikimiz Allah'tır. Biz onun hükümlerine bakarız. İşte melikin nasa sığın diyor Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a. Üçüncü ayet. İlahin nas. İnsanların ilahına sığın. İlah bazı insanlara göre ikidir. Bazı insanlara göre üçtür. Bazı insanlara göre bir milyondur. Hindistan'daki birçok insan milyon tane ilaha iman eder. Biz Müslümanlara göre kaç tane ilah vardır? Tek vardır. Yanında hiçbir ortağı yoktur. Kainatta en sevdiği canlı, en sevdiği varlık Muhammed Aleyhisselam'dır. Onu bile yanına ortak kabul etmemiştir. Onu bile. Kuldur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Bakın önce abduhu diyoruz şehadet getirirken. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kuludur. Ve resulühü ve resulüdür. Önce kul, sonra resul. Dolayısıyla İsa'ya Allah'ın oğlu dediler, Meryem'e Allah'ın karısı dediler. Muhammed Aleyhisselam'a da Allah'ın oğlu dememiz için bize baskı yaptılar. O da madem bu kadar sevdiğiniz bir peygamber, madem Allah da onu bütün insanlardan daha çok seviyor, o zaman o da Allah'ın oğlu. Allah'ın yeni bir oğlu dediler Hristiyanlar. Bir kısmı. Tarikatlarından bir tanesi, içerideki mezheplerinden bir tanesi Müslümanlara bunu dayatmak istemişler. Biz onları hep ikinci tanrı, üçüncü tanrıya iman etmekle suçladığımız için, eleştirdiğimiz için Muhammed Aleyhisselam'ı ikinci tanrı yapmak istediler. Ve bizi böyle kandırmak istediler. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhisselam uyur muydu, uyumaz mıydı? Uyurdu. Yemek yer miydi, yemez miydi? Yerdi. Hastalandı mı, hastalanmadı mı? Hastalandı. Bunların başından geçtiği birisi ilah olamaz. İhtiyaçları var. İnsanlara muhtaç. İnsanlara muhtaç olan birisinden ilah olamaz. Tuvalete gider miydi, gitmez miydi? Giderdi. Bak, mümkün değil, ilah olamaz. İlah dediğin, hiçbir varlığa, hiçbir kuluna muhtaç olmayan demektir. Kullarının tamamı namazsız olsa, kullarının tamamı sabah ve akşam Allah'a küfretse, Allah varlığından, zatından hiçbir şey eksilmez. Hiçbir zafiyete düşmez. İlah böyledir. Kullarının tamamı kendisine ibadet etse, şu anda 7,5-8 milyar insan var. Bunların tamamı Allah'a iman etse ve devamlı namaz kılsa ve devamlı zikir yapsa, Allah bundan dolayı hiçbir kuvvet artmasına girmez. Yunan tanrılarında biliyorsunuz, Yunan tanrılarına tebası, kulları dua ederse tanrıların gücü artar. Dua etmezse tanrıların gücü zayıflar. Zeus şimşek çaktıramaz. Ne zaman ki yağmurda kıtlık falan varsa Yunan mitolojisinde, halk hemen Zeus'a yalvarmaya başlar. Tanrımız sana çok yalvarıyoruz, kuvvetlen ki şimşek çaktır, yağmur gelsin. Düşük zeka seviyesi, IQ seviyeleri çok düşük. Tanrılarının duaya ihtiyacı var ki yağmur getirebilsin. Böyle ilah olmaz.
dua etmediğin zaman zayıflayan bir ilah olmaz. İlah öyle olacak ki hiçbir zerreye muhtaç değil. Bütün kainatı yok etse o yaşamaya devam eder. Hiçbir şey yokken o vardı. Her şeyi yok edecek kıyamet günü. Her şeyi yok edecek ve tek bir cümle kuracak. Tek bir cümle. Kim kaldı? Kim kaldı? Melikleriniz vardı, sultanlarınız vardı, efendileriniz vardı. Mülkleri olanlar vardı. Hazinelerinin sadece anahtarlarını deve yükleriyle taşıyan reisler vardı, liderler vardı, zenginler, karunlar vardı, firavunlar vardı, ben Allah'ım diyenler vardı. Hadi bakalım kim kaldı? Canları alan, insanların canlarını alan melekler vardı. Onlar bile öldü. Allah onların bile canını aldı. Peşinden bu cümleyi kuracak. Kim kaldı? Buhari hadisidir. Sadece Allah kaldı. İşte bu ilahin nas'tır. İnsanların ilahına sığın. Allah'ımız dikkat edin. Üç ayette de hep nas, insanlar diyor. Neden Allah'ımız devamlı insanları söylüyor? İlahul cin demiyor. Cinlerin Rabbine. Mahlukların Rabbine demiyor. Hayvanların Rabbine demiyor. Hep insanların Rabbi, insanların Rabbi, insanların meliki, insanların ilahı diyor. Neden insan? İnsanın ne özelliği var? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifeliğini verdiği tek canlıdır. Hayvanlara halifelik vermedi. Meleklere halifelik vermedi. Temsilcilik. Yeryüzünde Allah'ın temsilciliği. Cinlere halifelik vermedi. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Kim? İnsan. İlk halife Adem Aleyhisselam'dır. İnşallah hacca gittiğinizde o Arafat meydanında, Arafat dağına çıkacaksınız. Adem ve Havva anamızın buluştuğu mekana gideceksiniz. Orada Adem Aleyhisselam'a ve Havva validemize bol bol Kur'an okuyacaksınız, dua edeceksiniz. Sakın ola cahil hacıların yaptığı gibi sağa sola taşlara isimlerinizi yazmayınız. Cahiller bunu çok yapıyorlar. Her tarafta yerlerde yazılar var. Almışlar ispirtolu kalemlerini Türkiye'den. Götürmüşler oraya. Birileri bunların kafasını doldurmuş. Oraya taşlardan bir tanesine isminizi yazarsanız kesin cennetliksiniz diye kafalarını doldurmuşlar. Vallahi yalan söylemişler. Sizi kandırmışlar. Bu halk bu İslam'ı bilseydi böyle cahilce şeylere tevessül etmezdi. Gidiyorlar oraya, her tarafa yazılar yazıyorlar. Fenerbahçe şampiyon yazanı bile gördüm. Hep son birkaç yıldır çarpılmamızın sebebi belki de bu. Hep çöp topçular geliyor. Bu sene toparladık, belki işler değişti. Bu sene toparladık, iyi topçular geldi. Oraya insan yazar mı Fenerbahçe'ye ya? Allah'tan kork ya. İlahin nas. Allah insanları methediyor, insanları yüceltiyor. Ama sen neyin peşindesin insan? Sana her gün Allah'ımız günde 5 defa kendisine secde etmesini emretti. Her gün 5 defa bunu yapmak zorundasın. İçtimaya gitmek zorundasın. Fakat senin hiç bu taraklarda bezin yok. Hep başka şeyler peşindesin. Nasıl bir yalıda oturabilirim? Nasıl yalı sahibi olabilirim? Nasıl bir süper kuvvetli bir arabaya, 200 bin TL'lik, 300 bin TL'lik bir arabaya binebilirim? Senin tek hayalin bu. Neden küçük düşünüyorsun? Neden basiretin keskinleşemiyor, daha derin bakamıyorsun? Sağlam bir Müslüman olursan Allah sana basiret verir. Baktığın zaman daha farklı şeyler görürsün, renkli bakarsın, renkli. İslam ile tanışmadan önce her tarafa siyah beyaz bakıyorum diyen adamlar. Çok mesaj alıyorum insanlardan, hamdolsun çok güzel hidayet mesajları alıyorum. Senin sohbetlerinde tanışmadan önce siyah beyaz görüyormuşum. Şimdi renkli bakabiliyorum hocam diyor. Bu renk nereden geliyor? İlimden geliyor. Çünkü öğreniyor. Hayata neden geldiğini öğrendiği zaman bir adam haz alır, zevk alır. Yaptığı işlerden zevk alır. Çalışmak bile ibadet olduğunu anlar ve o işten de zevk alır. Lütfen buraya tevessül et. Ebedi hayatını kurtarmak için bir hamle yap. Bir şeyler yap. Sadıkları ara bul. Kendini devamlı surette geliştir. Tekamül ölünceye kadar. Muhammed Aleyhisselam ilim öğrenmek beşikten mezara kadar ümmetimin erkek ve kadınlarına farzdır dedi mi demedi mi? Bak sadece erkekler değil abla. Sadece erkekler değil. Hep burada erkeklere sallıyorum. Ablalar da ekran başında. Size de sallıyorum. İlim bizim kocalarımız öğrensin bize yeter. Ben dizi seyredeceğim hocam. Beşikten mezara kadar kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır. Sen de öğreneceksin.
ilim akşamı, sohbet akşamı geldi mi o dizileri kaldıracaksın. Televizyonu kapatacaksın. Hemen o internet her evde var zaten. Açacaksın. Ehl-i Sünnet hocaları seyredeceksin ve kendini ilmen geliştireceksin. Adam eve geliyor, sana ayet okuyor. Sen diyorsun ki ben böyle yapmam. Ayet okuyor adam. Senin imanın zayıf olduğu için ayete bile ben böyle yapamam diyorsun. Hadis okuyor, ben böyle yapamam diyorsun. Bana ağır. Dışarıya çıktığım zaman ben boynumu göstermem lazım. Başörtüsünü buradan bağlıyorum. Buradan tık bağlıyorum. Boynumun görünmesi lazım. Hava alması lazım buradan. Allah'ın peygamberi böyle yapmadı. Sahabe kadınları böyle yapmadı. Bu bağlamak nedir bu? Sen nereden gördün bunu? Hangi kaynaktan aldın bunu? Bizim cemaatimizde böyle önden bağlıyoruz. Göğsümüz açık böyle. Çok güzel ferah ferah hava geliyor. Allah'ın peygamberi ve sahabelerinin yapmadığı şeye bu dinde bid'at denir. Sonradan uydurulmuş şey. Cemaatinin adı ne olursa olsun sen sonradan bir şey uydurmuşsun. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri doğru karar veremedi. Ben tesettür ayetini böyle anladım. Yani sen Allah'ın peygamberinden daha iyi anladın ve daha iyi yaşadın. Tebrik ederim. Cehennem kutlu olsun. Sana cehennem kutlu olsun. Tebrik ederim. Bu kafa seni ancak ateşe götürür. Başka bir yere götürmez. Hiç kimse bu dini Allah'ın peygamberinden daha iyi anlayamadı. Daha iyi yaşamadı. Kimse. Kimse bu dini sahabilerden daha iyi anlayamadı ve daha iyi yaşayamadı. Bu kesindir. Vahyin inişine onlar şahit oldu. Biz şahit olmadık. Biz kaynakları okuyarak buraya geliyoruz. Onlar yaşadılar, gördüler. Mucizelere fiziki olarak şahit oldular. Onların imanıyla bizim imanımız bir olabilir mi? 14 asır sonra gelmiş, daha iyi anladığını iddia ediyor. Ne kadar böyle adam varsa hepsi yoldan sapmış demektir. Allah bizi onlardan etmesin. Amin. Amin. Dördüncü ayet. Min şerril vesvesil hannas. Şerrinden sığınırım de. Şerrinden sığınırım. Neyin şerrinden? Vesvesil. Vesvese verenin. El hannas. Sinsice vesvese verenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Kim bu? Kim bu kardeşler? Şeytan. Sinsice geliyor böyle arka taraftan. Sinsice. Ne haber? İsmail ne haber? Sağ ol kardeşim. Akşam içmeye gidelim mi? Bak, şeytan seni kandıramazsa senin arkadaşına vesvese verir. Arkadaşını kendi askeri yapar. Sana gelir ve arkadaşı seni içmeye götürür. Vesvesil hannas. Sinsi. Sinsi vesveseci. Vesvese demek bir adamın fikirlerini almak, manipüle etmek. Farklı bir tarafa, kendi istediği tarafa çevirmek demek. Kararı onun aldığını ona hissettirmek. Ama aslında senin kararını yaptırmak. Buna manipülasyon denir. Dünyanın gördüğü en büyük manipülatör kim? Şeytan. O öyle bir vesvese verir ki kalbine öyle bir hortumu dayar ve sana bazı kararlar aldırır. Kendi fikirlerini sana empoze eder. Bunu yap, bunu yap, bunu yap. Yapmayacağım, küfür etmeyeceğim. Faiz yemeyeceğim, bankaya paramı vermeyeceğim. Namazsız durmayacağım. Sohbetsiz olmayacağım dersin ama o vesvese vermeye devam eder. Ve en sonunda seni sohbetten, ilimden, namazdan uzaklaştırır. Ve sen uzaklaştıktan sonra şöyle dersin. Ben gitmiyorum, kararı ben verdim. Hayır, manipüle etti seni. Seni manipüle etti. Kendi kararını senin kararınmış gibi sana yansıttı. Bu çok usta bir manipülatör. Zeka seviyesi bizden çok daha yüksek olduğu için, ilmi seviyesi de bizden çok çok daha yüksek. Dolayısıyla manipüle edebiliyor. Sen ne yapacaksın buna karşı? Onun kadar yaşamadın. Onun gibi az uyumuyorsun. Şeytan çok az uyur. Onun kadar uzun bir ömrün yok. Çok kısa. Onun kadar tecrüben yok. Binlerce yıldır yaşayan şeytanlar var. Ve bu sana geliyor. Seninle akıl yarışına giriyor. Sen bununla yarışabilir misin? Onun tecrübesiyle beraber olabilir misin? Olamazsın. O zaman ne yapacaksın? Şeytanı hissettiğin anda, vesvesesini duyduğun anda kaç ya da onu kaçır. Ya kaç ya da onu kaçır. Onu çağırma. Öfkenle beraber onu yanına çağırma. İlk halifemiz Ebu Bekir Sıddık, Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın yanındayken, ikisi beraber oturuyorken müşriklerden bir tanesi geldi. Ticaret yaptığı bir adam. Hakaret etmeye başladı. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk halifesine, en büyük dostuna. Hakaret etmeye başladı. Ebu Bekir Sıddık sustu. Cevap vermedi. Bir daha hakaret etti. Hazreti Ebu Bekir tekrar sustu.
Adam bir daha hakaret edince Ebu Bekir Sıddık ona hakaret etti. Ve intikamını aldı. Hepimizin elinde iki tane seçenek var. Ya intikamımızı hemen o anda alırız, pisliğe karşı pislik yaparız, hesabı ahirette veririz ya da susarız, Allah benim intikamımı alsın deriz. Susmak demek intikamımı, hesabımı sen al Allah'ım demek. Bu adam bana zulmediyor, ben sesimi çıkartmıyorum demek. Hazreti Ebu Bekir dayanamadı hakaretlere ve karşı tarafa hakaret edince Muhammed Aleyhisselam yerinden kalktı ve yürümeye başladı. Ebu Bekir Sıddık koştura koştura arkasından gitti. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sizi kıracak bir şey mi yaptım? Yanlışım varsa ikaz et. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, o adam sana hakaret ettiği zaman sen sustuğunda Allah gökten bir melek indirdi ve melek senin şanını o adamın yüzüne aykırdı. Seni melek korudu. Ben seni nasıl övdüğünü işittim. Sen ne zaman ki hakaret etmeye başladın o adama, misliyle cevap verdin, melek kaçtı, şeytan geldi senin yanına oturdu. Bir yere şeytan gelip oturursa ben oradan kalkarım. Bu bir peygamberdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bakın, yanındaki en sadık dost, sıddıkların lideri ama nefsine hakim olamadı ve hakarete hakaretle karşılık verdi. Dayanamadı. Kimi çağırmış oldu? Manipülatörü, şeytanı çağırmış oldu. Şeytan gelince melekler kaçar. Bizim bunun tam tersini yapmamız lazım. Şeytanı kovmamız, melekleri çağırmamız lazım. Şeytanı kovmanın en kolay yolu Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'da geçen duadır. Yine sohbetimin başında yaptığım dua. Sığınırım. Allah'ım sana sığınıyorum. Vaaz vermeden önce şeytanların vaazıma müdahale etmesinden sana sığınıyorum duası. Bu dualar bizi şeytandan korur. Yine Felak ve Nas sureleri. Şeytanı bizden kaçırır. Ezan işittiğiniz anda şeytandan kaçar. Muhammed Aleyhisselam diyor ki gaz çıkara kaçar diyor. Şeytan ezan işittiği anda gaz çıkara 500 yıllık mesafeye kaçar. 500 senelik mesafeye kaçar. O kadar çok latif yaratılışta bir varlık olduğu için çok hızlı bir şekilde mesafeler kat edebilir. Kaçar. Ezan bittiği anda tekrar geri gelir. Bu şeytandır. Sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bu 4. ayet-i kerimedir. 5. ayete geçerim. الذي يوسوس في صدور الناس. O ki vesvese verir, yuvesvisu fi içine, sudur, sadrımızın içine. Ennas, insanların sadrının yani göğsünün içine. Kalp nerededir? Göğsün tam sol tarafında. O şeytanın özelliği gelir, içeriye bir hortum bırakır ve boyuna konuşmaya başlar. Vesvese verir. Fî sudûrin nâs. İçeriye vesvese verir ve bizim aklımızla oynamak ister. Şu anda öyle sıkıntılı mesajlar alıyorum ki her gün 5-6 defa gusül abdesti alan insanlar. Bakın 5 vakit namaz kılıyor bu adam. Ama her gün 5 defa 6 defa gusül abdesti alıyor. Her namaz vaktinden önce biz namaz abdesti alıyoruz değil mi kardeşler? Bunlar ne yapıyor? Bunlar her namaz vaktinden önce gusül abdesti alıyor. Nasıl oluyor bu iş? Şeytan hortumu öyle bir dayamış ki, şeytan bunu zikirsiz ve savunmasız öyle bir yakalamış ki alay ediyor. Boyuna suları israf ettiriyor. Adam halbuki gusül abdestini almış, temiz. Fakat acaba şurada bir iğne ucu kadar yer kaldı mı? Yok acaba burası temizlenmiş midir? Yok bence olmadı, dur bir daha alayım. Boyuna boş boşuna su faturalarını yükseltiyor. Hanımı oradan bağırıyor, çağırıyor, faturaları ödeyemiyoruz. Adam diyor, sen ne yapıyorsun diyor ya. Hanımıyla ilişkiye girmeyenler. Bir ay boyunca eşiyle ilişkiye girmiyor cünüp olmasın diye. Neden? 5 defa 6 defa gusül abdesti almayayım diye. Bakın şeytan yuvayı sadece bir abdest vesvesesiyle yıkmaya yüz tutuyor. Manipüle ediyor. Ve hanımının, eşinin hakkını vermiyor. Kocanın kadında cinsellik hakkı olduğu gibi kadının da kocasında cinsellik hakkı vardır. Şimdi koca vesveselendiği için dur gusül abdesti almayayım diye hanımına yaklaşmazsa kul hakkına girmiş olur mu olmaz mı? Kul hakkı vebali ahirette hesap vereceksin. Her iki tarafında birbirine karşı sorumlulukları var. İkisi de birbirine evlenirken zina etmeyeceğini de söz verir.
sen artık benim elimin altındayken ben sana söz veriyorum. Zina olmayacak. Çünkü benim bütün ihtiyaçlarımı sen karşılıyorsun hanım. Kadın da mana lisanında kocasına bunu söylemiş olur. Evlilik budur. Ama şeytan bir vesvese veriyor ve 5 kere gusül abdesti alıyor aynı gün içinde. Sonra bıkıyor, namazları da bırakıyor. Şeytanın taktiği bıktırma, bıktırma. Namaz abdesti, üst üste 4 defa, 5 defa namaz abdesti alanlar, vesvese. اَلَّذ۪ي يُوَسْبِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ O, sadırların içine ince ince vesvese verir. Çok sinsidir, sinsidir. Şeytan vesvese veriyorsa Allah-u Teala adaletsiz değildir. Melekler ne iş yapar? Melekler de ilham verirler. Onlar da fısıldarlar. Vahiy kapısı kıyamete kadar kapalıdır çünkü son peygamber gelmiş gitmiştir. Ama ilham kapısı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine kıyamete kadar açıktır. İlham nasıl olur? Yine ölümsüz olan, uyumayan, çok tecrübeli ve ilimli olan melekler Allah'ın kullarına, salih kullara gelirler, fısıldarlar. O kulağıyla bir şey duymadığını zanneder ama aklına bir bilgi gelir. Ya kafama bir fikir geldi, aklıma bir fikir geldi. Melek gelmiş, güzel bir şeyse fikir. Melek geldi, fısıldadı sana. Buna ilham denir. Bazen baktığın adamlarda sadakat görürsün. Basiret, basiretle bakarsın bazen. Bazen o adamın çok ihlaslı, çok salih bir adam olduğunu hissedersin. Ve adamla bir tanışırsın, hakikaten de çok salih bir adammış. Bunu sana kim bildirdi? Sen bu adamı tanımıyordun. Melek geldi söyledi, bu adam salih. Çünkü baktığın zaman huzur ve sekinet geliyor kalbine. O adamla konuştuğun zaman muhabbet geliyor kalbine. Ubeydullah-ı Ahrar, Allah ondan razı olsun. Tasavvuf yolunun büyüklerinden bir Allah dostu. Annesi tarlasındaki buğdayları un çuvallarına koydurtuyor. Bir yaşlı adamla oğluna götürüyor. Çuvalları istiflesin diye. Oğlu Ubeydullah çuvalları istifliyor. Adamın yüzüne bir bakıyor. Bir huzur kaplıyor içini. Tasavvufa nasıl girdi? Nasıl Allah dostu oldu? Bir olayla. İçini bir huzur kaplıyor. O un çuvallarını getiren adamın yüzüne bakmayla. Çuvalları bırakıyor, adam giderken boş çuvalları tekrar tarlaya götürürken peşinden koşturuyor. Diyor ki efendim, efendim size baktım ve kalbimde bir huzur var, bir sekinet var. Bana Allah rızası için dua eder misiniz? Allah'a dua edin, Rabbim kalbime bir sekinet versin, bir nur versin. Gönül gözüm açılsın. Adam şaşırıyor ve diyor ki kardeşim diyor ben sıradan bir insanım. 32 farzı zar zor ezberledim. Yani ben anladım ki seni, sen Türk şeyhlerinin söylediği söze göre hareket ediyorsun. Bizim Türk şeyhlerine derdi en çok. Her geceni Kadir bil, her geleni Hızır bil. Türk meşahi bu sözü çok kullanır. Kimi görürsen Hızır bil. Ona göre davran, kırma, kalp kırma. Sen herhalde Türk şeyhlerinin bu sözüne göre hareket ediyorsun. Beni bir şey zannettin. Ben sıradan bir Allah'ın kuluyum diyor. Efendim diyor. Benim kalbimde size karşı büyük bir muhabbet oluştu. Bu sıradan bir şey değil. Allah-u Teala içime koydu. Ya bir melek geldi, ilham verdi. Ya da Allah direkt olarak içime koydu size karşı. Lütfen bana dua etmeden, siz burada bana dua etmeden ben sizi bırakmam. Peki evladım diyor. Allah senin gönül gözünü açsın. Bakın bir dua. Allah senin gönül gözünü açsın. O andan itibaren Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'nin kalbinde açılmalar başlıyor. Rüyaları değişiyor. Hayatında hiç rüyasında bir salih kulu bile görmeyen adam peygamberleri görmeye başlıyor rüyasında. Peygamberlere sual etmeye başlıyor. Peygamberlerin hayat hikayelerini dinlemeye başlıyor. Bizzat onların ağzından. Velilerle görüşmeye başlıyor. Gönül gözünün açılması. Bir tek dua. İşte bu da vesvesenin tam karşısında ilhamdır. Allah'ın melekleriyle beraber kullarına bir yardımcı olarak verdiği bir şeydir. Buna dikkat edin kardeşler. İlhamın gelmesi için özellikle farz namazlarından sonra Allah'a bol bol dua edeceğiz. Zikrullah'a çok sadık olmamız gerekiyor. Allah'ı zikir en büyüktür diyor Kur'an. Kalbinin gönlünü gözünün açılmasını istiyor musun? Bol bol Allah'ı zikredeceksin. Gece ve gündüz Allah'ı zikredenler. Çokça zikredin diyor Kur'an. Çokça. Allah'ı çokça zikredin. Bak, zikredin demiyor. Çokça zikredin diyor. Burada bir şey var. Bu zikirde bir şey var. Bu tarikatlar, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden buraya doğru gelen tarikatlar neden devamlı surette bize zikretmemizi istiyor? İlk vazife ne tarikatta?
Bir tarikata Bismillah dedin girdin mi? Senden ne isterler? Para, pul, şu, bu falan değil. Bir tek şey ister. Zikir vazifem var. Her gün şu kadar adet Allah'ı zikretmen gerekiyor. Bunu yapabileceksen tarikat içindesin. Yapamayacaksan hayır. Sadece ilim meclisine gel, sohbet öğren git. İlim öğren git. Ama yok, ben manevi olarak sahabiler gibi daha üstünü istiyorum. Azamiyle doymak istiyorum, tatmin olmak istiyorum. Gönül gözümde aşılmalar olsun istiyorum diyorsan o zaman tarikata girersin ve zikre söz verirsin. Allah'ım her gün seni şu kadar zaman zikredeceğim diye söz verirsin. Buna tarikat denir. Çok aldığım suallerden bir tanesi, günümüzdeki en büyük tarikat hangisidir hocam? En çok bu suali soruyorlar insanlar. Size en büyük tarikatı söylüyorum. Bugünün en büyük tarikatı, sana en çok faydalı olan hangi tarikatsa işte odur. Namazındaki muhabbetini arttıran hangi yerse orası en büyük tarikattır. Zikrine sabit tutan, seni haramlardan sakındıran, kötü arkadaşlarını terk ettiren tarikat hangisi ise, nereye gidiyorsan, fayda sağladığın yer neresi ise en büyük tarikat orasıdır. Sakın ayrılma. En büyük Allah dostu seni çeviren o adamdır. Görünüşü, duruşu ne olursa olsun. O adam en büyük şeyhtir. Sonuç ortada. Olay sonuca bakar. Sonuç, maçı kazandıysan başarılısın. Sonuç, şampiyon olduysan başarılısın. İşte en büyük tarikat sana en çok faydası olandır. Allah-u Teala ayaklarımızı 14 asırlık Muhammed Aleyhisselam'ın tarikatından ayırmasın. Amin. Amin ya mu'in. Beşinci ayeti de okuduk. Son ayeti de okuyayım kardeşler. Hem kapatalım. Herhalde bu 10 dakikam var. Peki kardeşim. Minel cinneti ven nas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Sadırların içine vesvese verenin şerrinden Allah'a sığın. Minel cinneti, cinlerin şerrinden. Ven nas, insanların şerrinden Allah'a sığın. İnsanları methetti, methetti, övdü, övdü. Şimdi de insanların şerrinden Allah'a sığın. İnsanların tamamı iyi midir? Tam aksine Kur'an insanların çoğunluğunun kötü olduğunu söylüyor. Çoğunluğunun kafir olduğunu, çoğunluğunun gafil olduğunu, çoğunluğunun fasık olduğunu, çoğunluğunun Allah'a isyan ettiğini söylüyor Kur'an. Dolayısıyla insanların şerrinden de Allah'a sığın diyor. Vesvese verenler üçtür. Bir, hepinizin bildiği şeytanın vesvesesi. İki, şeytanın askeri olan arkadaşının vesvesesi. İki ayaklı şeytanlar vardır. Bunlar bizi Allah yolundan uzaklaştırmak, kopartmak için her türlü taklayı atarlar. Ne zaman ki namaza başladın, sohbete başladın, hemen bu adamlar gelir tepki koyarlar. Beynini yıkıyorlar oğlum. Beynini yıkıyorlar derler. Tarafından, safından bir adam kaybettiği için çok öfkelidirler. Ve seninle alay eder, aşağılarlar. İşte bu adam ne? Minel cinneti ve nas. İnsanın şeytanlaşmış hali. Bu adam da vesvese verir. WhatsApp'tan mesaj gönderir. İsmail, akşam maçı meyhanede izleyelim mi? Bak bir mesaj. Ses bile yok, yazı orada. İsmail, meyhanedeyim, maçı orada izliyor, sen de gel. İçkiler benden. Bak bir mesaj. Tık tık, mesajı gönderdi. Vesvese değil mi bu? Vesvese. Adamın hiç öyle bir tarakta, öyle bir tarakta bizi yoktu. Kardeşiyle beraber evinde oturacaktı, maçı seyredecekti. Arkadaşı bunu çağırdı. Ya gitsem mi gitmesem mi? İçkiler de bedava diyor. Hadi gideyim. İçti, içti, öfkelendi. Mahallede kafayı takmış olan bir adamı meyhanenin önünden geçerken gördü. Bıçağı çekti. Tak! Adamı şişledi. 5 sene içeride. Bir maç. Maça gidecekti. Hiçbir şey yoktu ortada. Bir vesvese aldı. İçki bütün kötülüklerin anasıdır buyurdu Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam efendime olsun. Bütün kötülüklerin anası. Bak bir tane arkadaş seni aldı. Evinden hapse götürdü. Bu iki ayaklı arkadaşının vesvesesi demektir. İki ayaklı şeytan. İmam Ebu Yusuf, Bağdat'ın Şeyhülislam'ı, Bağdat'ın kadısı, büyük alim, Ebu Hanife'nin en büyük talebesi. Ebu Yusuf'a adamın bir tanesi geldi, bazı sualler sordu. Bakın şimdi. Suallerden 3-4 tanesini cevapladı, 2 tanesine dedi ki ben bunu bilmiyorum. Bize gelse 10 tane sual sorsa tak 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 10 tanesinin cevabını veririz. Şüphen olduğu bir meselenin cevabını verme. Ben bilmiyorum araştıracağım de.
En güzel yöntem budur. Ebu Yusuf dedi ki iki tanesine ben bu ikisini bilmiyorum dedi. Adam öfkelendi. Şeytandan manipülasyonu aldı, gaza aldı, öfkelendi. Ebu Yusuf'a dedi ki sen nasıl bilmezsin ya? Sen devletten bedavaya mı maaş alıyorsun? Hem bilmiyorsun bir şey hem de devletten maaş alıyorsun dedi. Ebu Yusuf'a fırça attı. İmam Ebu Yusuf şöyle bir cevap verdi. Ben devletimden bildiklerimin karşılığında maaş alıyorum. Eğer bilmediklerim için maaş almış olsaydım devletin parası bana yetmezdi. Ne demek bu? Bilmediklerim bildiklerinden çok daha yüksek, çok daha fazla. Bu kişi bir müştehittir. Müştehit. Bize baktığın zaman ne benim bilmediğim şey yok. Sor! Sor her şeyi cevaplarım. Sor. Müçtehit orada diyor ki bilmediklerin bildiklerinden çok daha fazla. Hocasından örnek vereyim. Ebu Hanife'nin sözüdür. Bilmediklerim ayağımın altında olsaydı başım arşa değerdi. O kadar çok bilmediğim şey var diyor. Müçtehit demek Kur'an'ın tamamına vakıf, sünnetin tamamına vakıf demektir. Bu adam diyor ki bilmediklerim ayağımın altında olsaydı başım arşa değerdi. Gaza gelip de İnsanlara hava cıva yapmayın. Şeytandan vesveseyi alıp da insanları aşağılamayın. Her insanın bilmediği mesele olur. Bilmiyorsan da bilmiyorum de. Kimse seni ayıplamaz. Ancak cahiller gelir bir şeyler söylerler. Ona da uygun bir üslupla söylersin kardeşim. Ebu Hanifeler bilmiyorum diye cevap vermiş. Benim de bilmediğim şeyler olması normal değil mi? Dersin. Tebliğcilerin bu olayı iyi anlaması lazım. İslam anlatan kardeşlerimize küpe olsun. Minel cinneti ve nas, insanların ve cinlerin şerrinden Allah'a sığınırım de. İkinci vesvese, birinci vesvese şeytanın vesvesesi, ikinci vesvese iki ayaklı şeytanın, insanın vesvesesi, bir tane daha vesveseci var. Kim? O da içimizde. Nefs. Nefsin vesvesesi nasıl? Onun vesvesesi de alışkanlıklardır. Bir şeylere alıştırır. Alıştığın şeyi sana hatırlatır. Ya gittiğim bir alemci mekanı vardı. Oraya gitsene der. Şeytan söylemez. Artık o yerde içki içmeyi ve kumar oynamayı alışkanlık haline getirdiğin için nefsin buna alıştı. Gıybet yapmayı, küfür etmeyi alışkanlık haline getirdiği için nefsin buna alıştı ve sana hatırlatmaya başladı. Hatırlattı. Bu da nefsin vesvesesidir. Bu üç tane vesveseden Allah'a sığınacaksın. Ona dayanacaksın. Allah'ım beni bu işten kurtar diyeceksin. Allah-u Teala Hazretleri kalbimize nifak sokmaya çalışan bu şeytana fırsat vermesin. Amin. Bu kötü arkadaşlara, iki ayaklı şeytanlara fırsat vermesin. Amin. Bu nefsimize de fırsat vermesin. Amin. Amin ya mu'in. Bir tane hidayet mesajı okuyayım, hemen kapatalım kardeşler. Hocam, her gün belki yüzlerce hidayet mesajı alıyorsunuz. Bugün ben de sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Kafama takılan bir sorunun cevabını bulmak istiyordum. Tevafuken YouTube'da karşıma çıktınız. Gerek üslubunuz, gerekse anlattığınız konular dikkatimi çekti ve fırsat buldukça videolarınızı izledim. Bir yerde şöyle demiştiniz. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Bu Muhammed Suresi ayetidir. Bu ayet beni çok etkiledi ve sizin anlattıklarınızı etrafımdaki insanlara anlatmaya başladım. Allah rızası için onlar da istifade etsin istedim. Malum Ramazan ayında olduğumuz için etrafımdaki arkadaşları iftara çağırdım. O gece rüyamda Allah'ın bana gönderdiği bir mektubu okuyordum. Bana şöyle diyordu. Kardeş akşama iftara çağırmış arkadaşlarını. Orada birkaç İslami bir şey anlatmış. Gece Allah bunun gönlüne bir rüya vermiş. Sen çok küçük bir hizmet yaparsan Allah sana çok büyük şeyler verir. O en az 1'e 10 verir, en az. Bakın şimdi verdiği rüyaya bak. İftara çağırdım. Bana şöyle diyordu. Allah'ın dinine yardım ettiğin için iftar yemeğin kabul edildi. Bir nida duymuş. Bu Allah'ın sesi değildir. Melek nidası duymuştur. Bunu birkaç defa hayatımda yaşadım. Bir melek nida eder ve sen bunu duyarsın. Şeytan gelir ve der ki Allah seninle konuştu. Hayır. Allah ne seninle konuşur ne de sana kendini gösterir. Bu dünyada bu yok. Cennette inşallah hem konuşacağız hem göreceğiz. Allah bize nasip etsin. Şimdi buna bir melek nida etmiş. İftar yemeğini Allah kabul etti. İnanın bana beni o kadar etkiledi ki şu an bile şunları yazarken duygulanıyorum. Kerem Hocam
beni Allah'a yaklaştıracak hayırlı ameller işlemeye teşvik eden ve bu işe hizmet eden tüm kardeşlerimden Allah her iki cihanda da razı olsun. Amin kardeşim. Biz sadece vitrindeki mankeniz. Vitrinin arkasında bütün bu çalışmalar için uğraşan, gayret gösteren kardeşlerim var. Bak geçen hafta halılarımızı yapmışlar. Bu hafta mutfağımızı halletmişler. Süper bir mutfak yapmışlar. Allah bu kardeşlerimden binlerce kere razı olsun. Bunlar vitrinin arkasında. Kimse bunları görmüyor. Övgü, metiye bunlara pek yok. Arada dua alıyorlar böyle. Hocam sizin ve ekibinizin dedi mi? Tak bunlara da dua gidiyor. Ama yolda bunları gördükleri zaman kimse yanına girip selfie çekilmiyor. Ben nereye gitsem birileri yakalıyor. Artık insanlar televizyon seyretmiyorlar biliyorsunuz. YouTube seyrediyorlar. YouTube'u izleyen de din konusuna girdi mi muhakkak beni görüyor. Hangi semte gidersem gideyim, hele biraz dindar bir semtse hemen 3-5 kişi yolumu çeviriyor. Resimler çekilmeye falan başlıyorlar, hayata soruyorlar. Sarılıyoruz falan. Vitrindeki manken olduğun zaman işte özel hayatın da biraz senden artık elinden çıkıyor. Yalnız başına gidip bir yerlere bir şeyler yiyemiyorsun. Tek başına gezemiyorsun. Muhakkak her yerde birileri seni yakalıyor. Her iki cihanda hepinizden Allah razı olsun. Kardeşler siz de burada dua almış oldunuz. Bu yolda ayaklarımın kaymaması ve Allah'ın yaptığım amellerden razı olması için dua ediniz. Kardeşim Allah ayaklarını şu dini üzere sabit kılsın. Amin. Hayatının sonuna kadar 14 asırlık İslam'ı yaşamayı sana nasip etsin. Amin. Amin. Bunları bilmenizi istedim. Allah'a emanet olunuz hocam. Kardeşim bildik ve çok memnun olduk, çok mutlu olduk. İnşallah böyle hidayet mesajları almaya devam ederiz. Sizinle burada bunları paylaşacağım ve sizi de teşvik edeceğim. Hayat kurtarmaya teşvik edeceğim. Neden bu hidayet mesajlarını paylaşıyorum? Hayat kurtarmanın hazzı için biraz çalışın be. Biraz çalışın ya. Bir adama içkiyi bıraktır, benim yaşadığım duyguyu anlarsın. Aldığım hazzı anlarsın. Bir adamı namaza başlat, o zaman beni anlarsın. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Diyor ya Yunus Emre. Allah hepinizden razı olsun. Tahammül ettiniz, sabrettiniz. Hizmetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta çok özlediğim mektubattan bir mektup okuyacağım. Bir ders yapacağız. Ondan sonra yine tefsir derslerimiz devam eder Allah'ın izniyle. Mektubat 2-3 haftada bir girmek istiyorum. İmam-ı Rabbani'ye karşı da aynen Fahreddin Razi'de olduğu gibi çok muhabbetim var, çok sevgim var. Bizim silsilemizin temel taşlarından bir tanesidir. Mevla Teala haftaya bizi buluştursun. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.